Şu anda da çok sıcak bir günden Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar. İyi Parti'nin bakış açısı nedir burada? Neler söyleyeceksiniz? Boğaziçi yine iktidarın anlayışından kaynaklanan bir sorun ortaya çıkıverdi. Hiç ortada bir şey yokken. Doğrusu çok yanlış bulunan, halkın da içine sinmeyen, Boğaziçi'li gençlerin de, öğretim görevlilerinin de içine sinmeyen bir rektör Evet. ataması yapıldı. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin keyfi tasarruflarının belirgin örneklerinden birisi. Yani ben bir AK Partili, AK Parti kadrolarında yetişmiş birisini atarım mantığı ve atamadan sonra da bunu gençlik ve öğretim görevlileri ki dünya çapında bir üniversitemiz, bir bilim yuvası, hepsi de pırıl pırıl değerli gençler. Maalesef onlar bunu kabullenmek istemedi. Biz kabullenmek istemeyince de gençlik tabii ki kendi hukuki haklarını kullandı. Eylemini, direnişini, bu anayasadaki olan haklarını. Ama maalesef sosyal olayları yönetme kabiliyetinden yoksun olan hükümet bu tür davranışlarda sertleşiyor. Sertleşince bir takım provokatörler ortaya çıkıyor. Gezi olaylarında da yaşadık bunu. Bütün dünya çapında çok takdirle karşılanan bir eylem biçimiydi. Fakat kötü yönetimle provokatörler girmeye başladı. Aynı Boğaziçi'nde de benzer olaylar başladı. Hele baştan Cumhurbaşkanı'nın en başta gençliğin yasal hukuki eylemine karşı bu gençlik teröristtir demesi o da bir provokasyondur. Çok büyük yanlıştır. Pırıl pırıl gençlerimizi en baştan daha bu şekilde yaftalaması çok hata oldu. Sonradan da gerçekten belki bir takım provokatörler de olayın içine girdi. Olan gençliğimize oldu. Olan Boğaziçi gibi dünya çapında bir üniversitenin böyle bir zafiyete düşmesinde. Dileriz ki, umarız ki biz hükümetin yapısını biliyoruz. Bu tür şeylerde asla geri adım atmayıp karşısındakini husumetle rakip gibi görüp ezme çabasında olur. Bilek güreşini mutlaka kazanma çabasında olur. Onun için gençliği ezmeye çalışacaklardır. Yazık olacaktır. Onun için temennimiz rektörün istifa etmesidir. Ama burada Cumhurbaşkanı'nın bir mentorluk görev üstlenmesi gerekiyor gençlere. Cumhurbaşkanının anayasamızın 104. maddesine göre görevi devletin başında birliği bütünlüğü sağlamaktır. Devletin ve milletin birliğini bütünlüğünü sağlamak, anayasayı korumak, anayasal kurumlar arasında uyumu sağlamaktır. Hemen 103. maddede de insan haklarına saygılı, devletin anayasasına saygılı ve tarafsız biçimde devleti ve milleti yöneteceğine dair yemin eder. Şimdi bu hem görev tanımına baktığımızda hem de anayasadaki andına baktığımızda tarafsızlıkla yöneteceği andına ikisinin de aksine yol yüründüğünü görürüz. Yani devletin bir anayasası vardır. Devletin bu her şeyini ortaya koyan, yazan bir metindir. Başta bunu korumakla görevli ve tarafsız olmakla görevli ant içen Cumhurbaşkanı bunlara uymadığı zaman kutuplaşma kaçınılmaz olur. Behiç Bey'in de belirttiği gibi hele 50 artı 1 denen sistem zaten özünde Cumhurbaşkanı. kutuplaşma yaratır. O zaman görev ve yemini itibariyle baştan bozuk düzen kurulan bir sistemden Türkiye faydalı bir sonuç elde edemez. Onun için böyle her adımında tökezleme, keyfilik, yasadan sapma, anayasadan sapma görüyoruz. Ben 40-50 yıldır siyaseti takip ederim. Siyasetçiyim, hukukçuyum. Ben ilk defa mahkemelerin Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum dediğine şahit oluyorum. İlk defa bir meclis başkanının bu anayasa kararı beni bağlamıyor dediğini, bir siyasi liderlerin anayasa hükmü beni bağlamaz dediğini ben ilk defa görüyorum, şahit oluyorum. O zaman anayasayı rafa kaldırıyoruz. Türkiye'de hukuk nizamını, anayasayı rafa kaldırıyorsanız devleti nasıl yöneteceksiniz?